Genelde tiroid hastalıklarında benim normal hayatımızda şöyle bir algı vardır. Tuzu iyot deyin derler. Peki ilk ağız olarak size, uzman olarak size soralım hocam. İyotlu tuz mu, iyotsuz tuz mu tüketilmektir? Şimdi endemik guatr dediğimiz Anadolu'da da yaygın olan tiroid nodülleri oluşumu daha çok iyot eksikliği olan yüksek kesimlerde yani sularında iyot azlığı olan yüksek kesimlerde oluştuğu gözlemlenmiş ve iyot eksikliğinin tiroidde nodül oluşumuna sebep olduğu daha önce yani daha doğrusu tiroidde büyümeye bu büyümenin ileri aşamasında da nodüllerin oluşumuna sebep olduğu bilinmektedir. İyot eksikliği endemik guatr yapıyor. Evet. Ama iyot fazlalığı da tiroid için toksiktir. İkisini bir dengede tutacak, vücuda gerekli olan iyotu alacak protokoller uygulanmalıdır. Evet, ama iyotlu tuzu kullanmalıyız. Normal sağlıklı insanlar da kullanmalı. Artık zaten piyasada iyotsuz tuz yok gibi. Bu endemik guatr hasta sayısı da bayağı azaldı. Demek ki işe yaradı bu önlem halk sağlığı açısından. Artık biz eskiden gördüğümüz gibi çok büyük tiroid bezlerini ve çok büyük nodülleri görmüyoruz. Demek ki yapılan iş doğruymuş.